17 Aralık'ta KAS için mahkemenin aldığı tavsiye kararından sonra KAS çalışanları ve sözcüleri olarak burada açlık grevi başlatılmıştır. Ve sözcülere grevin içeriğini ve ne kadar süreceğini ile ilgili bilgi almak için buradayız. 6 aydır maaşlarını alamayan KAS çalışanları çağrıyı açlık grevi yapmakta buldu. KAS sözcüsü Kanal TV'ye yaptığı açıklamada hükümetin KAS çalışanlarına net açıklama yapmaktan kaçındığını belirtti. Bizler burada 6 aydan beridir maaşlarımızı almıyoruz, sosyal haklarımız verilmedi, tazminatlarımız ödenmedi, sokağa atıldık. Ne yapılacağını sorduğumuzda da işte hiç kimse bize bir açıklama vermiyor. Şirketin şu andaki mal sahibi hala daha belli değil. Şirketin devletin mi, özelin mi olduğu tamamen açıklanmış durumda değildir şu anda bize. İlk önce bu şirketin devletin olduğunu kanıtlamak için Maliye Bakanlığı tarafından bir istida dosyalanmıştır. Başbakanlığın uyarıları ve önerisi üzerine istidayı aynı zamanda tasfiyeyi de yürüten yargıç istida süresince şirketin bir değeri olduğundan dolayı Kakadıca Devleti'ne öncelik hakkı verip hissenin devlete devrini gerçekleştiremeyeceğini istidada belirtip istidayı reddetmiştir. Ancak 3 hafta sonra ne yazık ki bizim ülkemizdeki hukuk sistemi bu 3 hafta sonra da şirketin hiçbir değeri olmadığını ileri sürerek şirketi kapatmıştır. KAS neden kapatıldı diye sordu. Yani halkı kandırması kolay, bizi kandıramazlar. Zaten onu da geçtik. Zaten böyle bir ihtiyaç varsaydı KAS'ı niye kapatıldı? İkinci bir hizmet vermek gereken bir firmanın gereksinimi mi varsaydı neden kapattılar KAS'ı? Bu işte biz bir art niyetle arıyoruz veyahut başka sebepler de arıyoruz açıkçası ve soruyoruz. Bir KAS çalışanı hükümetin tavrının hiçbir şekilde etik olmadığını belirterek eylemlerine kararlı olduklarını söyledi. Şirketimizin tasfiye edildiği kararını aldık. Biz de bir şekilde 6 aydır maaşsızlık, açız ve şu anda Ercan çemberinde toplandık. Açlık grevine başlamış bulunmaktayız. Bizim burada vermek istediğimiz mesaj, bugün bize yapılanlar ne yasal olarak ne etik değil, hiçbir şekilde hakkımızı savunamadığımız, hiçbir şekilde susturulduğumuz, her şekilde bir şey yapmaya çalıştığımızda susturuluyoruz. Biz mağduruz. Bunu halkımız da bilsin. Yetkililer zaten çok iyi biliyor fakat yardım ellerini uzatmıyorlar. Onun için halkımız buradan duysun. Biz mağduruz. Bugün bize, yarın sizin çocuklarınıza yapılacak bunlar. Biz 9 yıldır bu memlekette, bu ülkede çalışan hükümet olarak, devlet olarak, kurum veya kuruluş olarak buraya girdik. Biz burası özeldir diye girmedik biz. Ve bugün ben bu şirkete girdim de 28 yaşındaydım. Şu anda hükümetin açtığı hiçbir münhale giremem. Bir diğer KAS çalışanı ellerinde resmi evraklar olduğunu söyledi. Hükümetin KAS çalışanlarını kandırdığını iddia etti. Halkı kandırıyorlar ama bizim elimizde resmi evraklar vardır. Burada hepsini aydınlatıyor. 2018'de Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda. Kameraya da gösterebiliriz bunu. Tabii. Okunur bir şekilde.